dostlar, heyecanla beklediğimiz motorbike fuarı nihayet ziyaretçilerine kapısını açtı. Hayat Motorla Güzel kanal olarak biz de sizler için bu fırsatı değerlendirelim ve fuarda ne var ne yok, hangi modeller sergileniyor, bunları sizlerle paylaşalım istedik tabii ki. Ve açılışı daha önce birkaç modelini de test ettiğimiz Voge'un standında yapalım istedim. Voge'da yenilikler var dostlar. Biliyorsunuz daha önce iki modelini test etmiştik. Bir tanesi 500DS, böyle Honda CB 500X'i çok andıran, 500 cm3 hacminde yine bir motoru olan yapıda bir motosikletti. Oldukça beğenmiştik bu motoru. Bir diğer modeli ise 500R'dı. 500R da biraz daha böyle cadde kullanımına uygun, gençlere hitap eden bir modeldi, hatırlayacaksınız. Şimdi yeni modelleri geldi ve gelmeye de devam edeceği bilgisini de aldık. Yine böyle motosiklet kullanıcısının gönlünü çalacak modeller. Bir tanesi şu anda yanımda duran, off-road kullanımına da uygun, cadde kullanımına da uygun olan 650 DSX modeli. Motorun tasarımına baktığımız zaman CF motorun 800 MT'sini andırdığını gördük. Yine Benelli TRK'yı da andırdığını söyleyebiliriz. Motorun genel özelliklerine bakacak olursak dostlar, 652 cm3 hacminde tek silindirli bir motor var üzerinde ki Lonsi firması bu motoru daha önce BMW 650 CS'ler için üretiyordu. Yine motor 60 Nm tork ve 47 beygir gücüde güç üretiyor. Fabrika verileri 160 km maksimum hız vermekle birlikte fuar sonrasında bu motorun da sürüş testini yapıp şartları zorlayıp bakalım bize hangi süratleri çıkaracak, birlikte göreceğiz. Yine önde 110'a 80, 19 inçlik tel jantlı tekerleri, arkada ise 150'ye 70, 17 inç tel jantlı teker yapısını görüyoruz. Motosikletin üzerinde yine benim çok sevdiğim, Nord'unda da gördüğüm ve yol tutuşunu oldukça iyi bulduğum Pirelli'nin Rally Street cinsi lastikleri konumlandırılmış. Yine motosiklete oldukça güçlü bir frenleme sağlayacağını düşündüğümüz önde çift diskli ve dörder pistonlu kaliperlere sahip ABS'li fren sistemini, arkada ise yine tek diskli ve tek pistonlu ABS'li frenleri görüyoruz. Motorun standardında gelen şu koruma demirleri de oldukça hoşumuza gitti diyebiliriz dostlar. Yine motosiklet üzerinde diğer Voge modellerinde de görmüş olduğumuz renkli ve fonksiyonel bir ekran konumlandırılmış. Aydınlatma sistemin ise tabii ki LED olarak, tamamen LED olarak konumlandırıldığını da söylemeye gerek yok sanırım. Yine motosiklette dikkatimizi çeken detaylardan bir tanesi de 500DS modelinde de görmüş olduğumuz kademeli aşağı yukarı ayarlanabilen bir ön camın bulunması. Bu ön cam 3 kademe olarak aşağı ve yukarı olarak ayarlanabiliyor dostlar. Evet, Voge'da diğer bir model 500AC modeli. Üzerinde yine 500DS modelinde görmüş olduğumuz motor kullanılmış bu motorda da. Oldukça kaliteli yapıda olduğunu söyleyelim. İlk etapta dikkatimizi çeken motorun yapısı itibariyle. Hemen şöyle bir üzerine bir oturalım bakalım. Gençleri seveceği bir motor. Bakalım abi, ayaklarım yere tam basıyor. Hemen şuradan sele yüksekliğinden bahsetmişler mi? Hızlıca bir bakalım. Evet, 79 cm sele yüksekliğinden bahsedilmiş. Bazen yanlış ölçüm olabiliyor bu sele yüksekliklerinde ama şu an ben ayaklarımla tam olarak yere basıyorum ve oldukça hafif bir hissiyat verdi bana motosiklet. 198 kilogram ağırlığında bir ağırlığa sahip ki bence çok ağır değil. Hafif yine öne doğru oturuş pozisyonunda oturabiliyorsunuz. Önde yine bir dijital renkli göstergeli bir ekranı var. Hemen bakalım. 47 beygir, yine beygir gücüne sahip ve 45 Nm tork da üretiyormuş bu motor. Güzel şık aynalarını görüyorum. Şu kısım biraz lar gibi geldi ama bunları zaten fuardan sonra sürüş testlerinde, sizler için sürüş testlerini yapıp detaylı incelemesinde gerçekleştireceğiz. İlk etapta şehir içi kullanımda keyif verecek bir motora benziyor dostlar. Fiyatına da bakarsak, fiyattan bahsetmedik, 164 bin lirada fuara özel bir fiyatı var. Sonra ne olur bilemiyorum. Bakacağız beraber. Evet, depo yapısı falan oldukça şık diyebilirim. Yine bu motorda da önde
çift pistonlu kaliperlere sahip çift diskli fren sistemini görüyoruz. Yine ABS'li fren sistemine sahip. Bu arada bütün Watch modellerinde dostlar Nissin marka fren sistemi kullanılıyor. Yine KYB marka amortisörler de motosiklet üzerinde bulunuyor. Yine motosikletin kalitesini anlamanız açısından söylüyorum. Motosiklet üzerinde kullanılan lastiklerin de Pirelli Angel serisi lastikler olduğunu söyleyelim. Motosiklette yine en çok hoşumuza giden detayların arka stop lambası ve egzoz olduğunu da belirtelim dostlar. Watch'un diğer yeni bir modeli de dostlar 500DSX modeli. Biliyorsunuz 500DS modeli gelmişti, satıldı. Ben de bunu test etmiştim. Kanalımızda yayınlamıştık hem ön incelemesini hem de sürüş testini paylaşmıştım sizlerle. 500DSX ise bu motosikletin biraz daha arazi odaklı olan modeli. Bunu nereden anlıyoruz? Hemen baktığımız zaman tekerlek yapısında tel jantlı yapıyı görüyoruz önde ve arkada. Ve jant çapı da bu motosiklette 19 inç olarak belirlenmiş. Yani daha önceki DS'lerde, 500DS'lerde 17 inç olan ön teker çapı 19 inç olarak belirlenmiş. Arkada ise bir değişiklik yok. Yine 17 inçlik çapa sahip teker yapısını görüyoruz dostlar. Motosikletin onun dışında çok fazla bir değişikliği var mı diye bakıyoruz. Yok. Yani diğer özellikleri tamamen aynı. Yine bunda da ayarlanabilir, yukarı aşağı ayarlanabilir camımız vardı hatırlıyorsunuz. Yine renkli göstergeli ekranımız var baktığımız zaman. Yine yapı olarak biliyorsunuz Honda'nın CB500X modelini andıran bir modeldi. O yönden de bence o motosikleti bekleyenler hani diğer alüminyum jantlı modele göre bu tel jantlı modeli tercih edebilirler diye düşünüyorum. Hemen fiyatına bakıyorum. 164.800 lirada bu motosikletin fiyatı var. Dediğimiz gibi bu modeller, şimdi bir şey dikkatimi çekti. Burada mesela ABS'yi de kapatıp açabiliyorsunuz. Arazi özellikli olduğu için 500DS modelinde bu özellik yoktu. Bunda ise ABS'yi açıp kapamaya yarayan bir düğme koymuşlar ki arazide size kolaylık sağlasın. Yine diğer Watch modellerinde olduğu gibi bahsettiğimiz gibi Nissin fren sistemi, KYB amortisör, Bosch enjeksiyon sistemi de bu motor üzerinde mevcut. Watch biliyorsunuz dostlar Türkiye'ye Yuki firması tarafından getiriliyor. Ama burada özellikle marka algısını ayırmak için yani Watch çünkü başlı başına bir marka. Dediğimiz gibi Çinli Longsin firmasının markalaştırdığı, motosiklet üretimiyle markalaştırdığı bir marka. Watch standının bir kısmını da daha önce aslında şöyle bakıyorum, bütün test ettiğimiz motorlardan oluşan bir bölüm var. Bu da Watch değil buradaki ürünler ama Taro diye bir yine Çinli firması var. Yine kaliteli, oldukça kaliteli ürünleri bulunan firmanın üretmiş olduğu skuterler, süper sportlar, süper spor skuterler modellerinin olduğu bir kısım var burada. Dolayısıyla burayı da sizler için şöyle hızlıca gezelim ve motosikletlerden bahsedelim. Buradaki motorların tamamında kanalımızda incelemelerinin ve testlerinin bulunduğunu da belirtelim. Evet, neredeyse tamamını test ettiğimiz Yuki'nin diğer modelleri, yani Watch değil bunlar ama Watch kadar da kaliteli yapıya sahip motosikletler. Hemen bakalım fiyat neymiş? 45.950 lira fiyatı var. Bunun sarısını test etmiştik. Oldukça böyle sportif kullanıma sahip bir motordu hatırlıyorsanız. İzleyen dostlarımız, hatırlamayanlar, izlemeyenler de bu videoyu izlemelerini tavsiye ederim. Tüm detaylar o videoda var. Yine oldukça hoşumuza giden 125 santimetre küp hacimli bir motora sahip ama yapı olarak X-Max'i çok andıran bir motor vardı. Storm modeli. Bunu da test etmiştik hatırlıyorsanız. Bu da oldukça hoşumuza gitmişti. Ve hani sizin geri dönüşlerinize, bu test videomuzla ilgili geri dönüşlerinize bakacak olursak da bu modelden de oldukça alan dostumuz var. Evet, diğer bir modelimiz yine Süper Sport. Bunun da videosu kanalımızda mevcut dostlar. Bu videoya da yine kanalımızdaki videolardan ulaşabilirsiniz. İncelemesi ve sürüş testi, top speed'i hepsi kanalımızda var.
yine gençlerin gönlünü çalacak bir motor diyebiliriz bu motor için. 250 cm3 hacmindeki motora sahip 87.650 liralık fiyatıyla yine test ettiğimiz modellerden bir tanesi. Oldukça kuvvetli bir yapı sergilemişti test sürüşümüzde. Yaklaşık 140 km hıza kadar çıkmıştık TEM'de bu motosikletle. Vallahi bambaşka bir motor, onu söyleyebilirim. Bunun da test videosu yine kanalımızda mevcut dostlar. Oradan detaylar için izleyip detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz bu motor için. 2022 Motorbike İstanbul Watch ve Taro standını sizler için gezdik dostlar. Bölümlerimiz gelmeye devam edecek fuarla ilgili, diğer modellerle ilgili. Dolayısıyla bölümleri kaçırmamak için bildirim uyarını açmayı unutmayın ve tabii kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun. Tabii çıkmadan önce de beğeni butonuna basarsanız memnun oluruz. Yeni bölümde görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın.